Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hoya mum çiçeği çiçek tomurcuklarını gösteriyor olacağım. Ne kadar sürede çiçek açtı kaç yılda çiçek açtı ne gibi besinler verdim bunları bulabilirsiniz. Çiçeği açmayan hoya mum çiçeği yıllardır çiçek açmayan arkadaşlarımıza mutlaka videomu izlesinler. Küçük böyle benim yapmış olduğum çiçeğime faydalı olan şeyler sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Bakın küçük tomurcuklarını size önce bir göstereyim şöyle minik minik tomurcuklar vermeye başladı. Ee, çok yıl, uzun yıllar olmadı daha iki yılımızı yeni doldurduk arkadaşlar. İlk dikim videosunu bunun küçücük üç yapraklı bir hoya mum çiçeği bulmuştum. Ee, hatta bir apartmanın dış kısmına bırakılmış, ee, oradan küçük bir çelik kesip almış gelmiş ve dikmiştim ben. Onu da açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Yani iki yılı yeni geçtik çiçeklerimiz tomurcuklarını görüyorsunuz. E, ne yaptım? Nasıl bir bakım uyguladım dersiniz? E, ben bunlara solucan gübresi ekledim arkadaşlar. Geçen yıl yani 2020 son eylül, ekim ve kasım ayları içerisinde 2 yemek kaşığı solucan gübresi ekledim toprağına ve karıştırdım. Tabii ki sadece bu değil. Toprağım gayet güzel bir toprak benim hazır bir toprak yani gevşek bir toprak. Hoya mum çiçeği köklerini sıkan bir topraktan hoşlanmıyor. Eğer böyle bir toprağınız varsa mum çiçeğiniz açmayacaktır. Buna dikkat edin. Eğer ki toprağınız böyle sertleşmiş, saksıyı kaldırdığınızda ağır bir saksıysa, sıkılaşmışsa Hoya mum çiçeğiniz kesinlikle çiçek açmayacak. Mutlaka Böyle daha hafif, daha geçirgen bir toprak olmasına dikkat edin. Bahçe toprağında yetişir ama geçirgen bir toprak. İçerisi böyle kırmızı, güzel, humuslu bir toprak olmasına dikkat edin. Hayvan gübresi de ekleyebilirsiniz. Solucan gübresi bulamıyorum diyenler varsa ama genel olarak her yerde bulabiliyorsunuz. Bakın tomurcuklar buralardan da güzel bir şekilde görünüyor. Hayvan gübresi yine 2 yemek kaşığı fazla değil katabilirsiniz. Tabii ki konumlayacağınız yer çok önemli. Bu süreçte e, Ağustos'un son dönemlerinde tomurcuklarımızı görmeye başladık. Ama süreç ilerledikçe tomurcuklarımız büyüyecek ve video içerisinde çiçek açtığını hatta çiçeklerini ne kadar sürede tekrar döktüğünü görüyor olacaksınız. Bakın bu tomurcuklar büyüyecek ve çiçek açacaklar. Sulaması nasıl dersiniz? Sulamasına da dikkat edin. Eğer ki çok dallıysa e, saksınız çok büyük olmayacak. Çiçek açması için özellikle. İşte bakın tomurcuklarımız burada büyümeye başladı ve tam açılmış değiller. Ama ilerleyen zamanlarda çiçek açacaklar. Bu süreç bir hafta sürüyor. Bu şekle geldiyse bir hafta sürüyor. İlk küçük tomurcuklu iken yine 2-3 haftayı buluyor bu hale gelmesi arkadaşlar. Bunu da söyleyeyimse Burada bir tane daha var. Bakın bu daha e, koyu renkte. Daha da geç açacak. İlk size gösterdiğim daha erken çiçek açacak. E, sulaması e, çok dallı olduğu için suyuna dikkat edin. Toprağı kurudukça su verin. Öyle bir gün söyleyemeyeceğim ama ben hemen hemen 3 güne bir su veriyorum. Susuz kalırsa hemen e, köke yakın olan kısımdaki yapraklar ilk e, cansızlaşmaya ince kağıt gibi bir şekil almaya başlıyor. Benim bu çiçeğimde de oluşmaya başlıyor hemen üçüncü günü geçirirsem eğer. Toprak kurduktan sonra e, yeterli suyu almayınca hemen yapraklar kuruyor. Sulamaya da dikkat edin. Yeri neresi derseniz benimki balkonda yaz kış bu iki yılı geçtik balkonda duruyor. Ama burası yağmur alan, rüzgar fırtına alan bir yer değil. Eğer ki sizin balkonunuz rüzgar, don e, ve yağmur alıyorsa mutlaka içeriye alın. İçeriye nereye? Pencere ağzına ya da kapı ağzına yakın yere yerleştirin mum çiçeğinizi arkadaşlar. Toprağını hiç değiştirmedim bu süreçte. E, halen aynı toprakta ilk diktiğim toprakta. Bakın, işte güzelliği sizlere göstereyim. Harika, ortası böyle pembeli, kenarı yıldız şeklinde güzel bir mum çiçeğimiz açtı. Şükürler olsun, bunu da görmek nasip oldu bizlere e, çiçek. Ben de annemin evinde dikmiştim çok eskiden yıllar önce ben çocukluğumda. Açtığını görmedim. Sonra da benim 17 yaşındaki oğlum buradan memlekete gittiğimde ve yeğenim ikisi bir olmuş bunları yolmuşlardı. Ben de çok kızmış birer tane onlara şöyle bir küçük dokunuşlarla kulaklarını çekmiştim. Çünkü çok üzülmüştüm annemin evinde ben dikmiştim ama çiçeğini göremedik. İnşallah bunu görmüş olduk. Ondan sonra da annemin evinde şimdi yok bundan. İnşallah ben de götürünce götüreceğim giderken bu güzellikten dikeceğim anneme de. Bakın bu da yine artık bir iki günü açacaktır. Varsa benim söylemeyi unuttuğum e sizin aklınıza takılan sorularınız yorum kısmına bırakmayı unutmayın arkadaşlar. E burada ne geliştirirsiniz? 3 gün sonra mum çiçeğimizin çiçeklerinde böyle ballı yapışkan bir sıvı akıyor. Sanki orta koyu kısımdan göz akmış gibi bir görüntü oluyor. E o da çok güzel bir görüntü. Instagram evdeki çiçeklerimden daha erken paylaşıyorum. Çiçekli hallerini, tomurcuklu hallerini. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evdeki çiçeklerim arkadaşlar adresim bakın boyutunda sizlere şöyle bir göstermiş olayım evet harika e, sıvı besinler verebilirsiniz derseniz sıvı besinler verebilirsiniz arkadaşlar e, orkide besini menekşe besini yine kullanabilirsiniz çiçek açmasına yardımcı olacaktır şöyle bir hafta duruyor bir hafta çiçekli durdu üzerinde ve döküldü görüyorsunuz alt paşa kılıcı çiçeğimizin üzerlerine dökülmüş durumda. Ve halen diğer tarafta çiçekleri var. Eylül ayında çiçek açmaya başladı. Ağustos ayında tomurcuklanmaya başladı arkadaşlar. Videomuz Ağustos ayında ilk çekime başladım. Eylül ayında bu aşamaya geldik. Şöyle artık bu da dökülmek üzere. Şöyle dokunuşlara dökülecektir. Bakın. Bu da dökülüyor. Şöyle yaprağın kendisine temas etmesiyle dökülüyor. Artık bu da Çiçek açma dönemini doldurmuş oldu. Çoğaltım videolarını sormak isterseniz kanalımda bolca her türlü suda bekletirip köklendirilme videosu ya da direkt toprağa dikerek bunları da bulabilirsiniz kanalımda. Sizlerde bir çelik dikip çoğaltabilirsiniz. Bu taraftaki dallar yine hepsi bunların bir kökten küçük bir saksıdan çoğalmış olanlar arkadaşlar bir saksıya dikip böyle her tarafa sardırabilirsiniz. Dışarıda yazın sıcağını ve kışın soğuğunu hissederek daha hızlı gelişiyor. Daha hızlı bir şekilde dal ve sürgün atıyor. Bunu da sizlere belirtmek istiyorum. Ev içerisinde havasız ortamda biraz daha geç büyüyor. Biraz daha geç gelişim oluyor. Çiçek açması da tabii ki bu süreçte geç olacaktır. Akıllı gübre bulursanız mutlaka toprağına ekleyin o da çiçek açmasına fayda gelecektir internet sitelerinde bulabilirsiniz akıllı gübre satılıyor arkadaşlar evet bakın her şey var benim e, saksıların içerisinde kaktüsler ve güzel çiçeklerimi sizlere şöyle bir göstermiş oldum bakın buradan da klima altına doğru çıkıp gidiyoruz. Umarım videom faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız kanalıma hemen bir abone olup bildirim zilini açarsanız teşekkür ediyorum sizlere. Destek olmuş olursunuz. Beğen de bırakırsanız sizler gibi video arayışına girmiş olan arkadaşlarımız sizlerin sayesinde videomu izlemiş olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.